Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Murat, önümde bir tane kasa var. Evet. Sen yine bir sistem topladın galiba bize. Ya ne zamandır soruyorlar sistem toplamıyorsunuz diye. Yine toplamadık. Bu hazır böyle. Toplanmış mı Toplanmış geldi sana? Toplanmış geldi, evet. Şimdi İtopya ile bir işbirliği içindeyiz. Onlarla daha sıkı çalışacağız bundan sonraki dönemde. Bu ilk ürün diyebiliriz. Zaten linkte de görecekler. Tekno Seyir adıyla çıktı. Bu özel bir bilgisayar. Bu oyuncu bilgisayarı. Özelliği de şu. İçinde şu var. Core i7'nin limited edition'ı var. Şimdi onun zaten biz hani ayrıca Levent'ler bahsedecek bize. Ben bunu bugün sistem inceliyoruz. İşlemciyle ilgimiz çok fazla yok. Bu işlemcinin özelliği 80-86 40. yılını kutluyor. Intel de ona özel işlemci çıkardı. Bunun işlemcinin adı Core i7 8086. Ve K serisi, yani overclock da oluyor. Ama piyasadaki i7 8700K ile arasında hiçbir fark yok. Aynı şey aslında. Hız sadece, farkı da mı yok? Şöyle, özellik farkı yok. Hız farkı var. Tamam. Yani yine altı çekirdek. Yine işte hyper threading var. Birazcık Intel tabii bir fark yaratması gerekiyordu. Saat hızıyla oynamış. Ha, şunu yapabilirsin. 8700'ü alırsın. Aynı hızla çalıştırırsın. Fakat şöyle bir durum var. Bu işlemciler artık bu hani Intel işlemciyi bayağı zorlamış. Bunda tek çekirdek 5 GHz'e kadar çıkabiliyor. Bunu yapabilmesi için de işte hani deriz ya işlemci üretiminde bir tatlı yeri vardır o üretim prosesinin. İşte oradaki işlemciler kullanılıyor. En iyileri seçilmiş oluyor diyorsun. Bunda dolayısıyla overclock yapmak isteyen de muhtemelen standart bir işlemciye göre daha iyi sonuçlar alacak. Almak isterse tabii overclock yapman şart değil. Dediğim gibi bu 40. yıl özel işlemcisi ve 50 bin adet üretilmiş durumda. Yani bundan böyle sonsuza kadar falan alamayacak kimse. 50 bin adet bitti mi bitecek. Zaten bir kısmını da hediye etmişlerdi. İtopya bunlardan getirmiş. İşte satıyor. Şunu baştan söyleyeyim. Onların sisteminde mesela bu sistem böyle aynen önümdeki gibi duruyor. Ama sen istediğin parçasını değiştirebiliyorsun. Bu mesela Asus'la toplanmış bir bilgisayar. Ne yapıyorsun? Asus'un başka bir anakartını alıyorsun. Ya da Asus'un başka bir ekran kartını takabiliyorsun. Diğer parçalarda da böyle seçenekler koymuşlar. Sen işte kasada da Cooler Master'ın başka seçenekleri var vesaire. Böyle değiştirebiliyorsun bazı parçalarını ya da işte disk kapasitesini falan arttırabilirsin vesaire. Ya da işlemciyi de değiştirebilirsin bu arada. Limited Edition'ı alman şart değil çünkü bu biraz daha maliyetli. Fakat işte bu bilgisayarı biraz özel hale getiriyor. İçinde Limited Edition olması çünkü bu bitecek. Hani bu bitti ve stoklarda bir daha muhtemelen ya gelmeyecek ya çok zora gelecek. Senin de işte bunu anlatacak bir hikayen olacak. Aslında bütün olay bu. Yani sen tabii ki de bu bilgisayarı muhtemelen bizim az sonra söyleyeceğimiz fiyatlarımızdan çok daha ucuza toplarsın. Ya da işte benzer performansı elde edecek şekilde de toplayabilirsin ama bu bilgisayar böyle birazcık. İşin şov tarafına da hitap ediyor. Başka ne özellikler var şimdi? Şimdi anakart Asus Z370F Gaming var bunun içinde. Tamam. Bunun sebebi şu, 8. nesil bir işlemci sonuçta. Dolayısıyla bu anakartla çalışmak zorunda. Overclock olabilen bir işlemci olduğu için de Z370 olması gerekiyor. Bu da F Gaming serisi de Asus'un oyuncu anakartı. Tabii ki işte yine bu her zaman oyuncu anakartlarında öne çıkan dayanıklılık, overclock altında çalışabilme vesaire gibi bir sürü artısı var. LED'ler de var tabii ki. O tabii olmazsa olmaz. Burada şöyle bir notum var. Aldın. BIOS'u muhtemelen günceldir ama kontrol et. Daha günceli var mı? Yükle. XMP'de çalışması gerekiyor. Bu RAM'leri falan da oraya alırsın ya üstündeki bellek hani hızında çalışsın diye. Ama sana bir soru soruyor anakart. Diyor ki bak işlemciyi de böyle çalıştırayım mı diyor. O soruya evet dersen 5 GHz'e çıkıyor. Benim testlerime göre. Demezsen daha garanti, daha az enerji harcayacağı ve daha az ısınacağı ayarlarda çalıştırıyor. O 5 GHz'i görmek istiyorsanız XMP profilinde çalışmasına izin vermeniz lazım. Ki işlemci hani eğer limited edition alırsan ona uygun zaten. Zaten öyle. Özellikle seçmen lazım. Tabii 5 GHz yani. Tek şeyde çalışıyor. Tek çekirdekte 5 GHz'e ben diyor Intel'in kendi şeyi bu. Özelliği bu. 5 GHz'e çıkarım diyor. Tamam. Ha çıkmazsan ne olur? 4 GHz taban hızı. O da şeyden biraz daha yüksek. 8700'ün 3.7 GHz'inden biraz daha yüksek. İşte birazcık da bu şeyi dedirtmek için. Bu rakamlar 4 GHz işte 5 GHz. Doğru. Bunlara hiçbir şey yapmadan kendi çıkabiliyor. Hani sen overclock'la 8700'ü de belki yaparsın bu hızlara da bu kendi çıkıyor. Özelliği bu zaten işlemcinin. Onun dışında ekran kartı bir Asus'un Strix serisinden 1080 var içinde. Zaten 1080 şu anda hani 4K'ya giriş ekran kartı. 4K'da sen bununla oyun oynayabileceksin.
1070'in nefesi her zaman yetmiyor oraya. Ama bununki yetiyor. Ha, ne yapmayacaksın? Her şeyi açtın. 60'ta sabitleyebilir misin? O olmuyor. Ama işte 40 FPS, 50 FPS civarı, bazen hakikaten 60 civarında bulunan 4K oyun oynuyorsun ve modern oyunlardan bahsediyorum. Ya da 4K'nın altına inersen hiçbir derdin kalmamış oluyor. Şey diyen de mutlu olacak. 1080'im var. Şey 1080p monitörüm var. Ben orada yüksek FPS istiyorum çünkü gittim 144 Hz monitör aldım diyecek. Hı hı. Tamam. O zaman da bu onu da veriyor işte. Doğru. O senin monitör ve hani beklentilerinle alakalı. 1080 zaten süper bir kart. RAM'de G-Skill Trident Z kullanılmış, RGB 3200. Hı hı. Tabii ki DDR4. Bunu da işte 3200'de kullanabilmen için XMP'yi açman gerekiyor. Bu RGB'yi gene anakart üzerinden kontrol edebiliyor musun? Şimdi evet tabii bu ekranda göreceksin. Bunun her tarafı yanıyor. Hı hı. İstediğin profili sen yapabilirsin. Onlar tamamen senin isteğine kalmış. Bu zaten sana bana sistem değil. Biz böyle bir sistem toplamayız. Biz mümkün olduğu kadar kara kutu toplarız yine. Bu birazcık şey, şimdi dönemin gençleri şunu istiyorlar. Kendileri de yayıncı oldular ya. Hı hı. Bunu da koyuyor masa üstüne. Biz hayatta şöyle bir şey masa üstüne koymayız zaten. Bu yerde durur. İşte bu kadar büyükse. Hani hatırlarsan bir süre önce toplamıştım. Tabii. Onda da biraz ışıklı falandı ama evet. Aşağıda duruyor gerçekten. Masanın duruyor. Üstünde durmuyor. Gözükmüyor. Yani. Şimdi öyle değil. Şimdinin gençleri bunları koyuyorlar yanlarına duvar gibi. Yayın yapıyorlar. Şuradan ama, da veriyor diyor. Kamerayı. Bu da giriyor içeri. Ama amaç bu. Diyorsun, devir evet. Böyle yapacak bir şey yok. Doğru. Bu da işte onun hakkını tam olarak veren bir sistem. Her tarafından ışık çıkıyor. Murat, kasanın önündeki fanlar bana devasa görünüyor. 20 santim fan var önünde, iki tane. Yani hani normalde görmeye alıştığımızda tabii, tabii. 14 oluyorlar değil mi normal ya, genelde? 120 12, 14. Ya da evet. 14 20 santim bayağı büyük hocam. Yetmiyor işte, üstünde radyatörü var. Sıvı soğutmayla soğutuyor işlemci. Evet. Çünkü bak bu işlemci o 5 GHz'e çıkabiliyor ama bunlar 95 watt TDP normal değeri zaten. Hani bu bayağı enerji harcıyor. Gerçi bayağı dediğim sistemi oyun esnasında zorladığında 250-300 watt bandında dolaşıyor da işlemciyi yine soğutman lazım. Mesela benim testlerimde en hani olumsuz senaryoda ve kasa sessizken hani sen bunun coşturabilirsin aslında fanlarını 88 dereceye kadar yükseliyor. Bu yüksek bir şey. Mesela bunu belki fanlarını biraz daha devir arttırarak daha da düşürmek isteyebilirsin. 60'lara 70'lere indirebilirsin. O da senin tercihim. Ben bu alet yük altında bile ses çıkarmasın istiyorum. Hı hı. Böyle yaptım. Hiçbir zararı da olmadı. Zaten oyun esnasında yine videolarda görecekler. Ya işlemci uyuyor. Hı. Bildiğin uyuyor. 6 çekirdekli işlemcinin. Yani yarısı boş zaten. Doğru. Hani bir türlü dolduramıyorsun. Birazcık, i̇şte oyunla birlikte yayın falan da yapıyorsan o birazcık zaman biraz orada hani olur. Çok farklı şeylerle zorlaman lazım. Yani zaten iki tane sorunumuz var. 6 çekirdeği normalde dolu tutmak bir sorun. İşte bir de işlemcinin hakkını vermek. Yani belki de sen zaten ekran kartı limitindesin o an. İşlemci zaten gidemiyor yani. Ekran kartına takılıyor. Diyeceksin ki 1080'de takılınır mı? 4K çıkarsan takılırsın. Takılırsın, doğru. O yüzden evet dediğin gibi paralel işlemci yaparsan sen bunun 6 çekirdeğinin hakkını verebiliyorsun. Ya da iş yapacaksın. Yani bunu aldın. Yayıncılık yapmıyorsun, render yapıyorsun. Yani oyuncu bilgisayarın hepsinde bu da yapılabilen bir şey. Doğru. Zaten oyuncular da sonradan canlı yayın yapmıyorsan ya da yapıyorsan da fark etmez. Sonrasında belki bir yayınını derli toplu kesip biçip koymak istiyorsun. Tam güçlü bilgisayar lazım. Orada o çekirdekler çalışıyor. Zaten işte Cinebench puanlarını da görecekler. Çok yüksek puan alıyor. Intel'in 6 çekirdekli ve yani işte 4 GHz diyorum. 4 GHz'de bile çalışsa yüksek bir hız bu. Ama öyle çalışmıyor. Benim testlerime göre bütün çekirdekler çalışırken 4.3. Maksimum o kadar gazlayabiliyor. Ama sen şunu yapabilirsin. Bu anakart güzel bir anakart. İşlemci K serisi. Sen bütün çekirdekler hep yüksek frekansla çalışsın diyebilirsin. Hepsi 5'te çalışır mı? Çok zor. Zor evet. Ya zaten bu haliyle bile hani fazla ısınıyor. Birazcık şey taviz vereceksin sessizliğinden. Fanlara güç vereceksin. Sesi artacak. Ama şunu deneyebilirler. Bütün çekirdekler 4.5'ta çalışsın. Bu daha makul bir istek. Denesinler. Zaten her şeye hazır bulun denenmesi için. Cooler Master'ın Masterwatt 750 watt'lık bir power supply'ı çalışıyor. Zaten dediğim gibi 300 watt'a kadar zorlayabildim. Ne oluyor? Gereğinden fazla iyi olduğu için o da ses çıkarmıyor. Ekran kartının 3 tane fanı var. O da ses çıkarmıyor o yüzden. Onlar da hep düşük devirde ki ekran kartı bayağı az ısınıyor. 70 dereceye çıktı. En fazla. Zaten hiç şu an dönmüyor bile masa üstünde. Şu an dönmüyor falan. Evet. Disk altyapısı olarak 480 GB Toshiba var bunda.
SSD. Hı hı. Mesela M2 değil. Hani anakartta bunun slotları var ama burada şuna baktım ben, 480'de M2'yi ben de bulamadım. Hani yani bulsan da bu fiyata bulamıyorsun. Bu biraz daha ekonomik kalıyor M2'ye göre. Doğru. Yani 480 GB öyle bir tatlı bir değer. O ortada artık ya terabaytlar konuşuluyor. Yani bir terabaytlar geldi çünkü. Ama o zaman fiyat artıyor. Bunun güzelliği şu, 480 olmasına rağmen hadi yüzünü at Windows'a gitsin. Geri kalanına birkaç tane oyun sığdırırsın. Hı hı. Yani bir konsol gibi. Çünkü konsollarda da 500 GB'lık şeyle geliyor zaten. Doğru. Ucuz olanları. Birkaç oyununu oynadığın sığdırabilirsin. Sığmayanlar nereye gidiyor? 1 TB'lık Seagate Barracuda disk var bunun içinde. Oraya gidiyor. O da yüksek performanslı disklerden. Onun dışında bakıyorum atladığım ne var. Şimdi kasa. Cooler Master'ın H500P Mesh tasarımı bu. Hı hı. Girsinler baksınlar, başka seçenekler de var bu konfigürasyon için. Şöyle yan tarafı canlı bir tabii kasa. Onu biz içini göstermek için söktük. Bunun güzel tarafı şu, içinde kabloları sakla diye hep bölmeler yapmışlar. Bak sen şeye aşağıya bakarsan power sapları göremeyeceksin. Evet. Benim tarafımda şeyler de gizli. Kablolar da bir panelin arkasında gizli. Hani sadece kapak değil, kapağı açıyorsun arkadan bir de panel çıkıyor. Derli toplu kocaman bir kasa. Evet, ön tarafta zaten şuralarda bayağı büyük boşluklar kalmış. Tabii yani. Çok boşluk var. Onun dışında şeyi sağlıyor. Önde 2 tane 3.0, 2 tane 2.0 var. Şurada panelde. Hı-hı. Güzel. Ne tam yukarı ne tam ileri bakıyor. Hafif eğimli duruyor. Zaten ışıkları görüyorlar. Şu an ben onu rengarenk ayarladım ki çok hani gözüksün diye. Giriş çıkışlar zaten anakarttan sorumlu arka tarafında. Buna başka kartlar takılacaksa atıyorum hani capture kartı takacağım ben diyene. Çünkü şu anda mesela bak 4K60 FPS capture'ı harici alamıyorsun. Şu an Elgato'da onun internal kartı var. Onu alıp buna takacaksın. İçine takacaksın. Kayıt yapacaksın eğer istiyorsan. Yer bol zaten. Ses evet. Çözümüne ekstradan gerek yok. Anakartının ses çözümü iyi. Ona direkt bağlayın geçin derim ben. Hani para vermeye değmez. Dijital çıkışı falan filan da var. Her şeyi var. O gaming kartı olduğu için böyle. Bakayım. Başka. Şimdi performans diyeceğim. Performans zaten i7 işlemci. Yani 8700'den bile yüksek diyorum. Hı hı. Saat hızları. Dolayısıyla aldığım puanlar çok yüksek. Bundan mutsuz olman mümkün değil. Yani bütçene göre dediğim gibi onu değiştirebilirsin işlemcisini. Mesela şey diyebilirler. i5 alsan 1080'e engel olur mu? Şöyle söyleyeyim. 4K gibi yüksek çözünürlüklerde geziniyorsan ekran kartı limitleniyor 1080 bile olsa. Hı hı. Ama ben 1080p'de uçacağım, yüksek FPS açıcıya çıkacağım diyorsan orada birazcık fren yapma ihtimali var i5'inde. Ona göre işlemciyi seçerken de evet, dikkat et. Saat frekansının da diyebilirsin. i7'yi alırsan ya da bunu alırsan işte öyle bir derdin olmayacak. Alacağın en yüksek FPS'yi alacaksın. Hı hı. Biraz da işte şey. Sen de overclock seviyorsun. O 5'i de zorlayacaksın belki. Ya da daha çok çekirdekte 5 çalışsın gibi testler, denemeler yapacaksın. Birazcık hani bunun kendisiyle de oynayacaksın. Sadece oyun oynamayacaksın. Doğru. Yoksa şey de yapabilirsin. Hani KM'a uğraşmazsın. Direkt hızlı bir işlemci alırsın. Anakartı da daha alttan seçersin. Yani bu bilgisayarı bayağı ucuzlatma şansın var. Onu söyleyeyim. Bu kendine has bir bilgisayar. Bu başka bir şey. Yani şöyle... Ne amaçla topladığına göre değişiyor işte. Yani evet. Benim bütçem var diyorsan böyle bir oyun sistemini toplamak mümkün yani sonuçta. Özellikle işte kendini göstermeyi seven bir yerlerde, yayınlarda şu gençler için bu bilgisayar aslında sana bana değil. O yüzden bu kadar ışıklı, o yüzden bu kadar biraz daha hani ihtişamlı. Yoksa ben kasayı da bu kadar büyük almaya gerek olmadığını çok rahat söyleyeyim. Çünkü anakartı takacak parça kalmadı. Ya o zaman ne yapıyorsun? Anakartı küçültüyorsun. Doğru. Onu küçültünce kasa küçülüyor. Ve şeye hiçbir faydası yok. Yani büyük bir kasa alayım daha iyi soğutayım diye bir şey aslında. Ya görsellik yani. Evet. Sen dediğin gibi daha boşluk çok ön çünkü. Planda olan o şu anda. Ama zaten kapaktan da belli tabii, yani cam yapmış adam. İçini göster diye yapmış evet. Adam bunu. Zaten bak mesh dediğimiz şey o. Bunun her tarafında şu görüyorsun açık. Hı-hı. Yan tarafı açık, ön tarafı açık. İçini gösteriyor mesh. Özelliği bu kasanın. O yüzden gösteriş sevenlere birebir peki kaç para? Şu anki fiyatı 13.000 civarında. Hı hı. Küsuratı var. Hatta bir canlı bakayım şöyle. Evet 12.900. Gözüküyor. Şeye göre sürekli oynayan şu anda dolar kuruna dolar göre değişebilir evet. Bu. Ona göre bakacaklar dediğim gibi bunu daha hani diğer seçeneklerle birazcık daha şey yapabilirler. Kısabilirler bunun bütçesini. Hı hı. Yani ekran kartında işte 1070-1060 neyse oralara düşürebilir. SSD'den kısabilirsin. Hani sadece işletim sistemini atacak kadar bir SSD konulur. Hmm.
her şeyi hard diske atarsın. Ama o zaman hard diski de biraz belki büyütmek lazım. 1 terabayt yerine 2 terabayt seçmek lazım. Ki hard disk bunun içindeki en ucuz şey olsa gerek. Evet. RAM'i ben düşürmelerini tavsiye etmiyorum. 16 GB bence olması gereken miktar. 8'e düşerlerse özellikle yeni oyunlarda diskin çok daha fazla devreye girdiğini görecekler. Ve o da anlık FPS düşüşleri. Çünkü diskin takılmaları nedeniyle FPS düşüşlerine sebep olacak. Özellikle yeni haritaların yüklenmesi vesaire. Ya da bazen oyundan çıkarken sistemin bir sürü kendine gelemez mesela. Çünkü çok fazla takas dosyası kullanılır. Onun dışındaki performansı arttırmak da isteyebilirsin. Bu sistemin işlemcisi, her şeyi, güç kaynağı iyi. 1080 Ti alacağım, al. Ya da bunu al, ileride yeni ekran kartları gelecek. 3 aya kadar bekleniyor işte. Önü açık. İstediğin gibi upgrade edebilirsin. Şimdi küçük başlarsın, sonra değiştirirsin. Seçenekler sana kalmış. Pahalı bilgisayar olduğu çok belli. Hani ona bir itirazımız yok. Ama bu değişik bir bilgisayar. Yani birazcık işte dediğim gibi performansı kadar şova da önem veren ve işte içinde bu var. Şimdi bu dediğim gibi biraz performans farkı sağlıyor 8700K'ya göre, ama bu yüzden almıyorsun. Onu çok net söylemem lazım. Bunu hakikaten şu kutuyu saklayacağım mesela. Geri kalan hepsini at. Yani bu kutu kalsın, çünkü ileride o işlemciyi sökeceğim, bunun içine geri koyacağım. Sonra bunu böyle tek satacağım. Çünkü özel bir işlemci. Zamanında biliyorsun Extreme Edition'lar da öyle oluyordu. Bunun iyi tarafı şu, mevcut anakartla çalışıyor. Aynı işlemci olunca ileride değerlenir. Zaten limited edition işte 50 bin tane olsun. Gerçi kutusu açılmış oluyor ama olsun. Ya önemli değil. Yani o da... İşlemci bozulan bir şey olmadığı için. Hani al koy, senden sonra alan da yıllarca kullanır. Doğru. Ya da bunu işte hiç satmayacaksın. Aslında olması gereken o, bunu rafına koyacaksın. Bir zamanlar işlemci buydu. Levent'in yapacağı o diyorsun. Evet. Yani. O bir daha ekstra sistemde kuracak bununla kendisi. kendi merakından, bir de tabii o yılları yaşamış yani 80-86 zamanlarının, yani şey daha yakın bize göre. O tarz bilgisayarlar işte, o anlatıyordu üniversitede gördük diye. Onun için daha farklı anısı var yani adamda. sen bu senin umurunda değilse evet, bunu almayarak işlemciden birazcık daha tasarruf edebiliyorsun. Intel de bunu pahalıya satıyor sonuçta. Ya sonuçta aslında senin için toplanmış toplama sistem yani bu, değil mi? Evet. Hazır bilgisayarlar artık bu hale gelmeye başladı. Ya buna hazır bilgisayar denmemesi lazım. Bu gayet i̇şte toplanmış bir bilgisayar. Toplanmış bir araya getirilmiş. Yani ve şey aradan kalkıyor. Sen gidiyorsun çok güzel bir şekilde oradaki arayüzden seçiyorsun. Kullanarak arayüzden seçiyorsun. Bana bunu yapın diyorsun. Adam yapıyor sana bunu. Yani bunun böyle toplanmış hali tek tek toplamadan birazcık daha ucuz. Ona baktım geçen gün. Ha, ucuza da geliyor. Birazcık daha ucuza geliyor. Bir de artık hani eskiden şeydi, toplama için senden ekstra paralar talep edilirdi falan. Adam topluyor, veriyor sana. Zahmet etmene gerek, riske girmene gerek kalmadı. Doğru. Çünkü her toplama bir risk. Parçalara zarar verebilirsin yani. Doğru. Bakıyorum şimdiki çocukların da eskisine oranla donanıma merakı biraz azalmış durumda. O daha çok ben oyunum, ya bunu konsol gibi almayı seviyor. Tamam şeyi biliyor, yayıncılığı biliyor, yazılımları biliyor, her şeyi biliyor. Bununla uğraşmak istemiyor çok fazla. O yüzden de biraz revaçta. Bunlar bayağı satıyor. Yani hazır sistemler. Doğru. Bizim zamanımızdaki gibi artık adam kutuları kucaklayıp gitmiyor. Bunu alıp gidiyor. Fişe takıyor, çalıştırıyor. Bunun çünkü Windows bilmem liste kurulu geliyor içinden. Onları da işte alıyorsun tabii. Kuruyorlar, veriyorlar sana hazır. Test edilmiş oluyor. Bir de öyle bir tarafı var. Doğru. Toplayan test de ediyor. Çok kişi böyle tercih ediyormuş. Yeni trend bu. Oyuncu bilgi. Zaten PC piyasasında bunlar tutuyor ayakta. Bu oyun gaming kelimesi etrafında dönüyor. Çünkü onun dışında PC almaya gerek kalmadı. Ya dizüstü falan alıp geçiyorsun. Geçiyorsun. Her şeyi her zaman söyledim. Konsol daha ucuz bir yatırım. Kaç internet kafe açtım yani bunun fiyatında. Neredeyse konsolu düşünürsen. Ama bu da işte şey, bilgisayar diyen de var hiçbir zaman. Tabii. Ya da bunun yanına yine yani konsolum da var kardeşim diyen adam var. Ama PC ayrı diyor. Tamam işte. O zaman fiyatlar maalesef yükseliyor tabii. Yani ama dediğim gibi bunu 13 bin lira olan bunun fiyatı, kendi ihtiyaçlarına göre artık konfigüre etsinler. Ucuzlatabilirler. Ama tabii dediğin zaten gibi, bir de sadece kasa sonuçta. Başka bileşenler de var. Hani eğer sıfırdan bir şeyler topluyorsan. Tabii. Ya ekran kartının en önemli şey ekran kartı. Onu kısmamaya çalışsınlar. Düştükleri en düşük kart 1060 olsun. Düşerlerse. Ortası 1070'tir. O da olur. Onun dışında RAM'i kısmamaya çalışsınlar. Direkt etkiliyor işte dediğim gibi. 8'e düşmesin. SSD'den de vazgeçmesinler. O da Windows'u iyi başlasın, hızlı çalışsın. O bütün performansa etki eden bir bu şey. Bu üç parçayı tutabilirsen şu bilgisayarın içinde, geri kalanını onun etrafında İstediğin kur. İstediğin gibi ayarla, evet. Gayet mutlu olursun. Böyle Hamdi. Bu peki, sistemin linkini ben açıklamaya koydum. Direkt tıklayıp görebilirler. Kendilerine göre de ayarlayabilirler. Tamam.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.